زمانك بستان وعصرك اخضر وذكرك عصفور من القلب ينقر دخلت على تاريخنا ذات ليله فرائحه التاريخ مسك وعنبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve eftalü salati ve etemmü teslim ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Değerli abilerim, muhterem kardeşler, bundan önceki derslerimizde 3 tane Kur'an-ı Kerim'de nükteler diye bir ders programı yapmıştık. Bugün Allah nasip ederse bu silsilenin dördüncü dersini yapacağız. Yani Kur'an nükteleri dördüncü ders. Bu dördüncü derste de Allah nasip ederse iki ayet-i kerimeyi işleyerek Kur'an-ı Kerim'in bize vermek istemiş olduğu o ince mesajları anlamaya çalışacağız. Her dersimde kısmen söylüyorum. Biz ümmeti Muhammed olarak ancak Kur'an-ı Kerim'i düzgün anladığımız ve onunla düzgün amel ettiğimiz zaman ihya olabiliriz, yeni bir nesil inşa edebiliriz. Bizi ayağa kaldıracak olan Vallahi ne teknolojidir, ne otoritedir, ne güçtür asla. Bizi ayağa kaldıracak olan Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabına düzgün sarılır. Onu düzgün anlar, düzgün yaşamaya çalışır. Düzgün onunla muamelede bulunursak biz toplum olarak ihya oluruz ve Allah inşallah bunun sayesinde sahabe nesli gibi bir nesil meydana getirir. O nedenle bu dersleri önemsemeli bu derslerden kendimize bir pay çıkararak nasıl Kur'an-ı Kerim'i tedebbür edeceğimizin ipuçlarını bulmalıyız. Yani biz burada bir şeyler anlatıyoruz ama şimdi bu bir ayetle iki ayetle sınırlı bir şey değil ya da üç dersle beş dersle sınırlı değil. Bütün bir Kur'an'a aslında bu uygulamayı yapmak lazım. Yani tek tek ayetleri ele alıp bu ayet ne demek istiyor? Neden Allah bu kelimeyi kullandı? Niye bunu burada söyledi? Neden bu ismi burada getirdi gibi bir takım soruları bütün ayetlere sormak ve oradan nükteler çıkartmak lazım. Ama biz gücümüz nispetinde toplumumuzda eksik gördüğümüz yönlerini ele alarak bu nükteleri yapıyoruz. Bununla size aslında olta veriyoruz. Balıkları sizin tutmanız lazım. Sizin de Kur'an-ı Kerim'den bu nükteleri çıkarmanız, çıkarabilmeniz için de elbette bir altyapıya sahip olup bir araştırmaya girip bir zemin oluşturmanız lazım. Allah'ın izniyle biz Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde yönelirsek göreceksiniz ki bu Kur'an-ı Kerim bizi ihya edecek. Sahabeyi nasıl terbiye ettiyse, nasıl onları Rablerine bağladıysa, nasıl onlara dünyayı fethettirdiyse vallahi bize de aynı şekilde kapılar açacaktır. Ama bunun için bizim önce Kur'an'la düzgün bir irtibat kurmamız lazım. Ümmeti Muhammed şu anda Kur'an okumuyor. Bırakın kitabı, Kur'an okumuyor. Yani biz kitap içerisindeyiz. Kitaplarımız var, kitap alıyoruz, kitap veriyoruz, kitapçılar geziyoruz. Vallahi kitap okumuyor artık insanlar. Eski Müslümanlar harıl harıl kitap okurken şu andaki nesil maalesef bırakın kitabı. Allah'ın kelamı olan kendisiyle cennete gireceğimiz kitabımızı, Kur'an'ımızı okumuyorlar. Eskiden ben çok duyardım mesela. Fizilali işte 45 günde bitirmiş. Mevdudi'nin tefsirini 40 günde bitirmiş. İbni Kesir'i 35 günde bitirmiş. Böyle bir sürü Müslüman bilirim. Ama şu anda ne fizilali ne tefimi kardeşim. Senede bir sefer Kur'an okumuyor. Geçen gün bir kardeşle hasbihal ediyoruz. Diyor ki hocam kendi aramızda arkadaşlarla oturuyoruz. Kur'an-ı Kerim okuma ve tecvid dersi görüyoruz. Vallahi diyor 10 yıllık 15 yıllık tevhidle tanışmış insanlar son 10 sure diye bildiğimiz elemteranın aşağısını vallahi hocam okuyamıyor diyor. Yani onlarca hatası var diyor. Çok şaşırıyorum diyor. Şaşırılmayacak gibi değil. Çünkü Kur'an'la ilişkimiz bitti. Facebook'ta falan ne demiş? Falanca Whatsapp'ta ne paylaşmış? Neyi durum yapmış? İşte e, Instagram'da falanca hangi fotoğraf paylaşmış? Ümmet böyle yani. Herkes böylelikle kendisini avutuyor. Ama şunu bilmemiz lazım. Eğer iyi bir nesil inşa etmek, güzelce Müslümanlar çıkarmak, İslami bir hareket, İslami bir nizam kurmak istiyorsak, Vallahi bunun yolu Kur'an'dan bütün ayetleri böyle tek tek ele almaktan geçer. Fakat dediğimiz gibi ümmet şu anda bundan çok uzakta. İnşallah biz böyle olmayacağız. Bu gafiller kervanında adımızı yazdırmayacağız. Allah hepimize Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumayı, düzgün anlamayı ve düzgün yaşamayı nasip etsin. Bu anladığımız, öğrendiğimiz doğru bilgileri de halkımıza düzgün bir şekilde aktarmayı bize kolaylaştırsın. Kardeşlerim, okuyacağımız birinci ayet-i kerime Enam suresinin 38. ayet-i kerimesi. Rabbimiz o ayet-i kerimede buyuruyor ki o ayet-i kerimenin bir bölümünde Ma sarratna fil kitab min şey. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Summe ila rabbihim yuhsharun. Sonra onlar Rablerine haşrolunacaklar. Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Bu ayet-i kerime Enam suresinin 38. ayet-i kerimesinin orta bölümüdür. Bu ayetin bir de başı var. Buyuruyor ki Rabbimiz başında. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer ümmettir. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nihayet insanların hepsi toplanıp Rablerinin huzurunda olacaklardır. Ayetin bütünü bu şekilde bizim okuduğumuz yer Ayetin orta tarafı: "Ma farratna fil kitabi min şey'?" Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Kardeşler bu ayet-i kerime birçok insanın yanlış anladığı ayet-i kerimelerden bir tanesi. Özellikle hadis inkarcıları bu ayet-i kerimeyi yanlış yorumlayarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini iptal ediyorlar. Diyorlar ki: "Eğer her şey kitapta açıklanmışsa" Allah kitapta hiçbir şey eksik bırakmamışsa o zaman başka şeye ne hacet? Falancanın filancanın hadisine sözüne ne hacet? Eğer bir şey kitapta varsa biz onu kabul ederiz. Yoksa kitapta yoktur gerekçesiyle biz onu kabul etmeyiz diyorlar. Buna da bu ayet-i kerimeyi maalesef delil getiriyorlar. Oysa ayetin onlara delil olacak bir yönü yoktur. Biraz sonra Nasıl böyle olmayacağını anlatacağız. Şimdi bir soruyla başlayayım. Acaba gerçekten Kur'an'da her şey var mıdır? El cevap yoktur. Kur'an-ı Kerim'de her şey yoktur. Mesela namazın nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Namazın kaç rekat kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Zekatın nasıl verileceği ve ne miktarda hangi aralıklar arasında verileceği, yılda bir mi ömürde bir mi verileceği Kur'an'da yoktur. Yani haccın nasıl yapılacağı, hacda ne gibi ameller ortaya konacağı Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Eğer Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi eksik bırakmamışsa bu soruların cevabının Kur'an'da olması gerekiyordu. Ama bunların cevapları Kur'an'da yok. O zaman Kitapta hiçbir şeyin eksik bırakılmaması başka bir manaya geliyor. Eğer adam derse ki, "E ee, hocam ayet var." diyor. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Ayet var diyor, sen yok diyorsun. Biz diyeceğiz ki kardeş, Allah kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Kur'an'da değil. Bu ne demek? O zaman kitap başka, Kur'an başka. Allah'ın burada anlatmak istediği kitap Kur'an değil o zaman. Şimdi bakın. Bunu anlamak için Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesinin ne anlama geldiğini tahlil etmemiz lazım. Alimlerimizin beyanına göre kitap Kur'an-ı Kerim'de birçok manaya gelir. Ben iki tanesine vurgu yapacağım. Bunlardan birisi bizim şu anda elimizde mevcut olan Allah'ın bize ahkamını bildirdiği okuduğumuz kitabı kerim Kur'an'dır. Bunlardan bir tanesi de Allah'ın her şeyi yazmış olduğu, olmuş ve olacak her şeyi harfi harfine kaydetmiş olduğu levh-i mahfuzdur. Allah levh-i mahfuza da kitap demiştir. Enam suresinin 59. ayeti kerimesi kitabın levh-i mahfuz anlamında kullanıldığı bir ayet-i kerimedir. Buyuruyor ki Rabbimiz orada ve indehu mefatihul Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onu ondan başka kimse bilemez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi kitabı mübindedir. İlla fi kitabim mübindedir. Yani ap açık bir kitaptadır. Bu ayet-i kerimedeki kitap ya da kitab-ı mubin kesinlikle Kur'an değil. Bu ayet-i kerimedeki kitap Allah'ın gökte ve yerde her şeyin bilgisini kendisine kaydetmiş olduğu levh-i mahfuzdur. Bunda hiçbir ihtilaf yok. Bakın levh-i mahfuz Allah ne dedi? Kitap dedi. Kitabın bir de Kur'an-ı Kerim anlamına geldiği, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş yine, Bunlardan bir tanesine örnek verecek olursak Yusuf suresinin ilk başındaki ayeti örnek verebiliriz. Buyuruyor ki Rabbimiz Elif lam ra tilke ayatul kitabil mubin Elif lam ra bunlar kitabı mubinin yani ap açık bir kitabın ayetleridir. Buradaki kitap kesinlikle Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın biraz önce Allah'ın her şeyin bilgisini kendisinde yazdığı kitap levh-i mahfuzdu. Buradaki kitap ise Kur'an-ı Kerim'dir. İkisi de Kitab-ı Mübin, ikisi de Kitab-ı Mübin. Demek ki kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir yerde kitap diye bir kelime görürsek hemen buna bu Kur'andır demeyeceğiz. Kur'an da olabilir. Kur'an'ın dışında başka bir şey de olabilir. Levh-i Mahfuz veya başka Allahu Teala'nın murad ettiği bir şey olabilir. İbn Abbas radıyallahu anhuma konumuzun medarı olan ayet-i kerimede geçen yani En'am suresinin 38. ayet-i kerimesinde geçen ma farratna fil kitabi min şeyin ifadesi hakkında diyor ki ma terakna şeyen illa kad ketebnahu fi ummil kitab biz her şeyi mutlaka ümmül kitab yani levh-i mahfuzda yazmışızdır. Ayet bu anlamdadır diyor. Biz her şeyi levh-i mahfuzda yazmışızdır. Yani kitaba levh-i mahfuz, ümmül kitap diye açıkça İbn Abbas anlam veriyor ve selefimizin geneli de bu doğrultuda ayet-i anlamış. Aslında Hud suresinde bir ayet var, 6. ayet. Bu da bu kelimenin levh-i mahfuz anlamında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onların rızkı Allah'ın üzerinde olmasın. Mutlaka onların rızkı Allah'a aittir. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Çünkü kullun fi kitabim mubin. Bunların hepsi kitabı mubindedir. Apaçık bir kitaptadır. Yani levh-i mahfuzdadır. Senin rızkın nerede yaşayacağın, hali hazırda nerede bulunduğun ve nereye konulacağın her birinin bilgisi kitabı mubindedir. Dolayısıyla biraz önce de dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de kitap lafzı bir Kur'an-ı Kerim'e iki levh-i mahfuza kullanılmıştır. O nedenle biz bu ayet-i kerimeyi hadis inkarcılarının ısrarla üzerinde durduğu gibi Kur'an-ı Kerim diye anlamlandırmayacağız. Buradaki kitap Kur'an-ı Kerim değil Allah'ın bütün bilgileri kaydetmiş olduğu levh-i mahfuzdur. Buna göre anlam nedir? Biz levh-i mahfuzda her şeyi kaydetmişizdir. Orada kaydetmedik hiçbir şeyi bırakmamışızdır. Senin yiyeceğin, içeceğin, giyeceğin, kiminle evleneceğin, nasıl bir hayat yaşayacağın, ne zaman öleceğin, nerede öleceğin, nasıl şekilde öleceğin her şey kardeşim. Bir yaprak bile düşmesin. Mutlaka Allah bunları o kitapta kaydetmiştir. İşte o kaydedilen kitap hiçbir şeyin bırakılmadığı kitap bu kitaptır. Kur'an-ı Kerim değil. Kardeşler farz edelim ki hadis inkarcılarının ısrarla üzerinde durduğu mana doğru bir mana olsun. Biz buradaki kitabı Kur'an-ı Kerim olarak ele alalım. Çünkü ehli sünnetten bazı alimler de böyle anlamışlar. Biz de onların görüşü üzere biz kitapta hiçbir şey bırakmadık ayetini, Kur'an'da hiçbir şey bırakmadık diye anlayalım. Yine biz hadis inkarcılarının çıktığı sonuca çıkamayız. Niye biliyor musunuz? Eğer her şey Kur'an-ı Kerim'de varsa bu açıkça değil ya delalet yoluyla ya işaret yoluyla ya da beyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakılması yoluyla e, ortaya konmuştur. Şimdi biraz önce örneklerini verdim. Namazın nasıl ne şekilde kaç rekat kılınacağı var mı Kur'an'da? Yok. E, Kur'an-ı Kerim her şeyi ifade etmişse, hiçbir şeyi eksik bırakmamışsa bunun olması lazım. Nasıl buna delalet edecek? Biz diyeceğiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisi vererek, beyan yetkisi vererek Allah bunu peygamber efendimize bildirmiştir. Yani namazın aslını ortaya koymuş, detayını Resul'e bırakmıştır. Bu bırakması da Allah'ın Kur'an'da hiçbir şey bırakmadık ayeti kapsamındadır. Anlatabiliyor muyum? Yine mesela bazen Allah bir şeye işaret eder. Bazen bir ayet bir meseleye delalet eder. Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde biz ele alsak inanın mutlaka hayatımızın her alanında bizi cennete götürecek işaretleri Kur'an-ı Kerim'de bulmamız mümkündür. Yani biz hadis inkarcılarının dediği gibi bile anlasa, yine onlar gibi sonuca çıkmıyoruz. Yani o dedikleri manayı veriyoruz ayete ama onların ulaştığı sonuca ulaşmıyoruz. Onlar bununla Kur'an-ı Kerim'de her şey varsa sünnete ihtiyaç yoktur sonucuna ulaşıyorlar. Biz ise Kur'an-ı Kerim'de her şey varsa bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin beyanı yardımıyladır sonucuna ulaşıyoruz. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü kardeşler Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde Allah Resulüne Kur'an'ı beyan etme yetkisi vermiştir. Kur'an'ı öğretme, açıklama yetkisi vermiştir. Mesela buyurmuştur ki Nahl suresinde ve enzelna ileyke zikra li tebeyne lin nas ma ilehim. Biz sana insanlara ne indirildiğini beyan edesin diye kitabı Kur'an'ı indirdik. Demek ki peygamberin görevlerinden bir tanesi neymiş? İnsanlara indirilen Kur'an'ı beyan etmekmiş. Beyan nerede olur? Mücmel bırakılan şeylerde. Yani tam anlatılmayan, tam izah edilmeyen bütün detayları ortaya konulmayan yerlerde olur. Peygamber Efendimiz de gerçekten bu beyan görevini hakkıyla yerine getirmiş ve Kur'an'ın mücmel bıraktığı ifadeleri şerh etmiştir. Mesela zekatı verin demiş Allah. Ve atuz zeka. Ya Rabbi yılda bir kere mi vereceğim? Ömürde bir kere mi vereceğim? Ayda bir kere mi vereceğim? Kırkta bir mi vereceğim? Kırkta iki mi vereceğim? Yüzde on mu vereceğim? Ne kadar vereceğim? Var mı bunların detayı? Hiçbirisi yok. İşte Peygamber Efendimiz tek tek altın ve gümüşün nasıl zekatının verileceğini, koyunlardan, davarlardan, ineklerden nasıl zekat verileceğini, yeryüzünün hazinelerinden nasıl zekat verileceğini vesaire hepsini tek tek beyan etmiştir. Yine bir ayet-i kerime daha okumuştum önceki derslerimizde. Buyuruyor ki Rabbimiz, o Allah ümmiler içerisinde bir peygamber gönderendir. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur onlara arındırır ve onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Şimdi soru şu. Eğer Kur'an bize yetseydi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bize okumakla yettu aleyhim ayetihi Allah'ın ayetlerini okur diyor ya olduğu gibi bırakır, sadece Allah'ın kelamını okur ve bize o şekilde ayetlerle baş başa bırakırdı. Ama kitabı da öğretir diyor. Kitabı öğretmek ne demek? Demek ki biz okuduğumuz ayetleri yanlış anlayabileceğiz. Peygamber de gelecek o ayeti yanlış anladığımız o şeyi düzeltecek. Bu peygamberin görevidir. Sen bunu peygambere vermezsen o makama kendin oturursun. Bana göre şöyle dersin. Bana göre şöyle olmalı dersin. Bana göre bu böyle değil şöyle dersin ve nitekim diyorlar da. Ben bir hadis inkarcısıyla bir yerde karşılaştım. Adam diyor ki ne kardeşim diyor. Hacda bu kadar insanı bir araya getirip izdiham yapıyor ve binlerce insanın ölmesine neden alıyorsunuz? Allah'ın hacı her gün yapılabilir. Git diyor Kabe'ye, Allah'ın evine orada hacı ol. Neden diyor yani böyle bu kadar insanı bir araya belirli günlerde dek getiriyorsun diyor. Allah ne diyor? El haccu eşhurun malumat. Hac bilinen aylardadır. Arapçada ef'ul <laughs> vezni yani cem vezni en aşağı 3. En üstünü de 10. için kullanılır? Bu ayete göre bile senin dediğin yanlış. Çünkü aylar 12. Eşhur kelimesi eğer senin dediğin gibi bile olsa yine 12 ayı kapsamıyor. Dolayısıyla bakın Allah Resulü haccın hangi aylarda olacağını, nasıl olacağını, ne şekilde olacağını anlatmış. Sen Allah Resulü'nü diskalifiye ettiğin anda onun söyleyeceği şeyleri kendin söylemek durumunda kalıyorsun. Bu da Allah korusun peygamberin makamına geçmek demektir. Dolayısıyla kardeşlerim biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık ayetinden. Öncelikle buradaki kitabın levh-i mahfuz olduğunu anlayacağız. Yani eksik bırakılmayan kitap Kur'an değil levh-i mahfuzdur. Gerçekten de levh-i mahfuzda yeryüzüne düşecek ne zaman nasıl ne şekilde düşecek yapraklara varıncaya kadar bütün bilgiler kaydedilmiştir. İki, haydi diyelim ki bu hadis inkarcılarının söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyin eksik bırakılmaması onun ya işaret yoluyladır ya delalet yoluyladır ya da Peygamber Efendimizin beyanı yoluyladır. Yine hadis inkarcılarının anladığı gibi değildir. Burada son bir nükte daha söyleyeyim. Onunla da ikinci ayete geçeceğim inşallah. Kardeşlerim, ayetleri Kur'an bütünlüğünde değerlendirmemek mutlaka insanların sapıtmasına, hak yoldan uzaklaşmalarına neden olur. Eğer sen hakkı bulmak ve hak üzere olmak istiyorsan, ayetleri asla birbirinden ayırmayacaksın. Bir değerlendireceksin, cem edeceksin, ayetleri cımbızlamayacaksın. Eğer böyle yaparsan mutlaka sapıtırsın. İşte biraz önce hadis inkarcılarının yapmış olduğu gibi ayet-i kerimedeki kitap kelimesini Kur'an'a hasrediyorlar. Dolayısıyla Kur'an her şeyi anlatmıştır. Kur'an'da anlatılmayan bir hüküm yoktur diyorlar. Yani altının hükmü, ipeğin hükmü, at etinin, eşek etinin vesairenin hükmü Kur'an'da geçmediğinden dolayı bunlar hakkında peygamberin söylediğinin dışında söz söylüyorlar. Dayanakları da bu ayet-i kerime. O nedenle biz ayetleri cımbızlamayacağız. Birbirlerinden bağlantılarını kopartmayacağız. Kopartırsak kesin dalalete yalnız sonuca ulaşırız. Bir örnek vereyim mi? Bakın. Rabbimiz buyuruyor ki Enfiku mimma razaknakum min qabli en yetiye yevmun la fihi ve la ve İçerisinde alışverişin, dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı bir gün gelmeden önce Size verdiklerimizden infak edin. Bakın hiçbir şefaatin olmadığı bir gün. Ne dedi ayet? Bakara suresinin 254. ayeti. Kıyamet gününde şefaat diye bir şey yok. Şimdi soru. Şefaat yok mu kıyamet gününde? Var. Biz böyle inanıyoruz. E Allah yok diyor. Şimdi bu ayet şefaat yoktur diyor. Bakın Ayetlerin arasını kopararak okumaya örnek veriyorum bunu. Nasıl yanlış sonuca çıkılıyor. Şimdi bu ayet şefaat yoktur diyor kıyamet gününde. Başka bir ayet okuyorum. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ Onun dışında dua ettikleri, Allah'ı bırakıp dua ettikleri zatlar, varlıklar, putlar vesaire asla şefaate sahip değillerdir. İlla men şehide bil hakki ve ancak şefaate hakka bilerek şahitlik edenler hak sahibidir. Hakka, doğruya bilerek şahitlik edenler hak sahibidir. E şimdi bu ayet-i kerime Zuhru Suresi 86 kıyamet gününde Allah'ın ilahlığına hak ile şehadet edenlerin bilinçli bir şekilde şehadet edenlerin şefaat edeceğini ispat ediyor. Şimdi bir tarafta yoktur diyor. Başka bir ayet-i kerimede şefaat vardır diyor. Birinde yoktur, birinde vardır diyor. Bu bir. iki. Diyor ki <laughs> fe izâ nufiha sur o gün sura üflendiğinde fe lâ ensâbe Artık aralarında bir bağ, bir nesep kalmayacak. Sen falanın oğlusun, falanın kızısın, peygamber çocuğusun. Böyle bir torpil, böyle bir nesep olmayacak. Bir de ve <laughs> Asla birbirlerine dönüp de soru soramayacaklar o gün. Kıyamet gününde asla insanlar tesaül birbirlerine dönüp soru soramayacaklar. Müminun suresi 101. ayet-i kerime. Bakın bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَأَلُونَ O gün onlar birbirlerine dönüp soru soracaklar. Bu da Saffat suresi 50. ayet-i kerime. Bakın Mü'minun suresi 101'de o gün asla birbirlerine dönüp soru solamayacaklar diyor. Başka bir ayette o gün birbirlerine yönelip soru soracaklar diyor. Haşa ve kella Kur'an ayetleri çelişki mi içeriyor? Yoksa burada bir incelik var da bunu benim kıt aklım mı anlamıyor? Kardeşler Kur'an'da asla çelişki yok. Sen kıt aklınla bunu anlayamıyorsun. Ya da eksik bilginle anlamıyorsun ya da art niyetinden dolayı bunu anlamıyorsun. Kardeşler kıyamet safha safha. Aşama aşama. Kıyametin bir safhası var ki o gün ne şefaat geçecek ne dostluk. Kıyametin ikinci bir safhasına aşamasına geçildiğinde ise Allah orada dilediklerine şefaat yetkisi verecek. Dilediklerinin de şefaatini kabul edecek. Kıyametin bir safhası var ki insanlar asla birbirlerine dönüp soru sorma cesareti bulamayacaklar. Buna izin de verilmeyecek. Bir safhası da var ki insanlar birbirlerine dönüp artık konuşabilecekler. Ne kadar kaldınız dünyada? Bir gün veya daha az diyecekler. Bunu kafirler söyleyecek. Şimdi bir tarafta onlara izin verilmeyecek, konuşamayacaklar diyor. Bir tarafta konuşacaklar diyor. Kardeş demek ki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kıyamet safha safha, aşama aşama. Sen işte bunu görmezden gelir de Kur'an ayetlerini değerlendirmeye kalkarsan mutlaka sapık bir sonuca ulaşırsın. Ya dersin ki Kur'an'da çelişki var haşa ve kella. Ya da dersin ki kardeşim kıyamette asla bir şefaat yok. Biraz önce hadis inkarcılarından naklettiğim gibi. Oysa ehli sünnet böyle yapmaz. Ehli sünnet önce yanlış bir anlam akla geldiğinde Kur'an-ı Kerim'de o yanlış gibi gözüken ayetlerin arasını bulmaya çalışır. Bunun üzerinde kafa yorar, sünnete müracaat eder, nasıl anlaması gerektiğinin usulünü belirler. Ama hadis inkarcıları böyle yapmıyor. Bir şeye yapışıp diğer şeyleri reddediyorlar. Adam diyor ki o gün hiçbir şefaat yoktur diyor ayet-i kerimede. Sen nereden çıkarıyorsun şefaati diyor. Kardeş başka ayette de Allah'ın izniyle şefaat edeceklerdir diyor. Demek ki bir aşaması var ki kıyamet gününün hiçbir şefaat geçerli değil. Peygamberlerin şefaati dahi. Ama bir başka aşamaya geçildiğinde peygamberlere şefaat yetkisi verilecek. Bunlar Kur'an ve sünnetle sabit olan mütevatir bilgilerdir. İşte burada önemli bilgi dedim ya. Hakikaten önemli. Kur'an ayetlerini asla birbirinden ayırmamalı, birbirinden farklı değerlendirmemeliyiz. Eğer biz bunu yaparsak Allah muhafaza yanlış sonuçlara çıkarız. Bu da bizi mutlaka Allah korusun ateşe götürür. İşte ma ferratna fil kitabi min şey ayeti de aynen böyle. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Sen tutar da bunu sadece Kur'an'dır dersen Allah korusun yanlış bir neticeye ulaşırsın. Oysa buradaki kitap raci olan görüşe göre Kur'an değil levh-i mahfuzdur. Bugün levh-i mahfuzda hiçbir şey eksik bırakılmamış. Her şey tüm ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Evet birinci ayet-i bu şekilde. İkinci ayet-i gelince. İkinci ayet-i En'am suresinin 129. ayet-i kerimesi. Rabbimiz o ayetinde buyuruyor ki Ve kezâlike nuvelli ba'daz zâlimîne ba'dam bima kanu yaksibun. İşte biz kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle dost yaparız veya böyle musallat ederiz. Kazandıkları günahlardan dolayı zalimleri zalimlere dost yaparız. Kardeşlerim bu ayet kerime vallahi bizim için çok önemli bir ayet kerime. Ve gerçekten içerisinde bizim için çok hikmetler barındıran bir ayet-i kerime. Diyor ki bir insan ancak yapa geldiği kötü amelleri nedeniyle günahkar birileriyle arkadaş olmak zorunda kalır. Bir insan ancak yapa geldiği kötü amellerin nedeniyle kötü insanlara muhatap olur. Bu gerçekten böyle midir? Evet, gerçekten böyledir. Vaka bugün ortaya koymuştur ki eğer içki içersen arkadaşın içkici olur. Eğer zina edersen arkadaşın zinakarlardan oluşur. Eğer kumar oynarsan arkadaşın kumarbaz olur. Eğer yalan söylemeyi adet edinmişsen senin de arkadaşların yalan söyleyen insanlar olur. Çünkü doğru söyleyen bir insan yalancıyla arkadaşlık etmez. Vesaire vesaire. Buna mukabil ilimle meşgul olursan arkadaşların da ilim ehli kimseler olur. Cihatla meşgul olursan arkadaşların mücahit olur. Davetçilerle oturup kalkarsan arkadaşların Allah'ın dinini anlatan insanlar olur. Aynı şekilde hayır ve hasenat yapmayı kendisine adet edinmiş insanlarla oturup kalkarsan arkadaşların hayır hasenat ehli olur. infak ehli olur. O nedenle kiminle oturup kalktığına iyi bakmalısın. Allah Azze ve Celle diyor ki biz zalimleri veya günahkarları diyelim günahkarları yaptıklarından dolayı birbirlerine arkadaş kılarız. Eğer etrafın günahkar insanlarla doluysa kendinden başkasını suçlama bu senin günahlarının neticesidir. Kardeşlerim, etrafımızda iyi, salih, kaliteli, Allah'tan korkan, bize hayrı gösteren insanlar, dostlar, arkadaşlarımız yoksa aksine hayırsız, şerli, problemli, bize şerri gösteren, şerre davet eden, Allah muhafaza, cehennem davetçileri insanlar varsa bizimle bunlar arkadaşlık ediyor, oturup kalkıyor, iyi biçiyorsa bunun sebebini başka bir şeyde değil temelde günahlarımızda aramalıyız. Çünkü Allah diyor ki yaptıkları günahlardan dolayı biz zalimleri zalimlere dost kılarız. Allahu ekber. Ben çok etkilendim bu ayet-i kerimeden. Hakikaten yani şöyle etrafımıza baktığımızda bazen zalimler bize musallat oluyor. Günahkarlar bize musallat oluyor. Yani gerek ticaretimizde, gerek gündelik hayatımızda, gerek işimizde, gerek aşımızda gerek e, sosyal faaliyetlerimizde bazen mücrim insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Onlarla mesai harcıyoruz. Hatta belki arkadaşlık yapıyoruz yani. Vallahi bunun temeli bizim yapmış olduğumuz günahlardır başka değil. Şimdi ayette diyor ki ve kedalike nulli ba'daz zalimine ba'dan. Zalimlerin bir kısmını bir kısmına musallat ederiz. Dost yaparız. Zalimler siz zalim deyince sakına ha despot insanları, kan döken, insanlara işkence eden, zalim, böyle haydut insanları anlamayın. Çünkü o zalim kelimesinin bir veçhidir. Arap dilinde ve Kur'an-ı Kerim'de zulüm, aynı zamanda şu manalar içinde kullanılır. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'e, zalim dediğiniz zaman şu üç mana akla gelmektedir. Bir, başta şirk olmak üzere, bidatlere ve masiyetlere bulaşarak Allah'ın hakkına karşı zulmeden insan yani zalim kim? Allah'a şirk koşarak ya da masiyetlere bulaşarak Allah'ın hakkına giren insan zulmeden insan. Çünkü zulüm bir şeyi bir yerden alıp hak etmediği bir yere koymak. Mesela bardan yeri diyelim ki şurası. Ben bunu bu yerden alır da şu florasanın üzerine koyarsam bunun adı zulümdür hak ettiği yerden alıp başka yere koyuyorum. Sen Allah'ın hak ettiği hakkı Allah'a vermiyorsun. Tutuyorsun Allah'ın hakkını insana veriyorsun. Mesela hakimiyet, teşri, kanun koymak Allah'ın hakkı. Sen bunu tutuyorsun insan oluna veriyorsun. Bu zulüm değil mi? Sen zalim olmuyor musun bununla? Bal gibi zalim oluyorsun. Bu bir. İkincisi hak yeme, mal çalma, cana kıyma gibi türlü türlü kul haklarını ihlal ederek kulların haklarına karşı Zulüm işleyen kimse. Zalimin ikinci manası bu. Yani insanların hakkına tecavüz ediyor. Mallarını alıyor, gasp ediyor. Onların canlarına kıyıyor. Onların mahremlerine ilişiyor. Bu adam da zalimdir. Üçüncüsü de içki içmek, harama bakmak, yalan konuşmalar yapmak gibi kendi nefsiyle alakalı günahlara düşerek nefsine karşı haksızlığa düşen nefsine karşı zalim. Bakın Allah'a zalim insanlara zalim, kendi nefsine zalim. Üç tane anlamı vardır zalimin. Dolayısıyla siz zalim denilince sadece despot, insanların kanını döken gaddar insanlara anlamayın. Aynı zamanda zalim dediğinizde şirk koşan, haramlara bulaşan, bidat işleyen, insanların haklarına tecavüz eden ya da kendi nefsine zulmeden insanlardır da aynı zamanda. O nedenle hangisi olursa olsun bu üç maddeden birisiyle günaha düşen kimse zalimlerle dost olmaya, zalimlerden arkadaşlar edinmeye mahkumdur. İstesin veya istemesin. Çünkü Allah bunu vaat etmiştir. Sen eğer zalim olursan gerek Allah'a karşı, gerek kullarına karşı, gerek nefsine karşı günahkar olursan Allah sana ancak senin gibi günahkar arkadaşları dost edecektir. Bu bir. Bir nükte daha söyleyeyim kardeşlerim. Nükte içinde nükte var. Şöyle ki ve kezalike nuvelli diyor ya Rabbimiz. İşte biz böyle dost yaparız. Böylece zalimleri zalimlere arkadaş yaparız diyor ya. Veli kelimesi Arap dilinde arkadaş, dost anlamına geldiği gibi aynı zamanda idareci, yönetici, yönetim mekanizmasını elinde bulunduran yetkili anlamına da gelir. Buna göre mana şöyle olur. İşte biz kazandıkları günahlar nedeniyle zalimlerin bir kısmını zalimlere idareci yaparız. Bakın bu da değişik bir şey. Bu da önemli bir anlam. Yani ayeti böyle anlamlandırsak yanlış olmaz. Çünkü nuelli kelimesi dost etmek, dost kılmak, dost vermek anlamına geldiği gibi yönetici yapmak anlamına da gelir. Buna göre bir insan eğer başına zalimler, gaddarlar, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yöneticiler geliyorsa kesinlikle kendi yapmış olduğu zulümlerin, günahların, masiyetlerin neticesindedir bu. Bu da gerçekten önemli bir şey. Şimdi şu kesin ki bugün bizi idare eden yöneticiler biz toplum olarak bakın fertleri düş demiyorum. Çünkü fert olarak Allah'tan korkan bir sürü Müslüman kardeşimiz var. Toplum olarak düzgün ve tam anlamıyla Allah'ın istediği gibi olmadığımızdan dolayı şu anda bulundukları o makamda oturmaktalar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bu yöneticiler biz toplum olarak düzgün olmadığımız için bu makamda oturmaktalar. Halk düzgün olsa, Allah'ın istediği kıvamda olsa nasıl olur da bir zalim, bir gaddar, bir hain, bir kafir gelir de Müslümanları idare eder. Böyle bir şey mümkün mü? Üç yıl idare eder, beş yıl idare eder. Ondan sonra Müslümanlar ilk fırsatta onu düşürürler. Çünkü zalimin hükmüne ne Allah razıdır ne de kulları. Eğer sen bu gidişata, statikoya, zulme, rıza gösteriyorsan ömür boyu o zalimler sana hükmetmeye devam eder. Çünkü sen de onlar gibi bir zalimsin de ondan. Allah bir zalimi başka bir zalime yönetici yapıyor. Ne var bunda? Allah için düşünün toplum olarak şu anda zalim değil miyiz ya? Kardeşim faiz kullanmayanların sayısı vallahi parmaklar kadar ya. Neredeyse toplumun hepsi faize müptela zinaya bulaşmayan, içkiye müptela olmayan, sigara içmeyen, affedersiniz orasını burasını açmayan kim var ya şu toplumda? Çıkın çarşılara, pazarlara ne kadar fıskı fucur var göreceksiniz. Zalim değil mi bu insanlar? Dedim ya zulüm sadece despotluk değil, gaddarlık değil. Zulüm aynı zamanda insanın günaha düşmesidir. Nefsi hakkında ya da kullar hakkında zulme sapmasıdır. Bu toplumda bunun alası en üst perdeden var hem de. O nedenle bu toplum, ya biz niye böyle idare ediliyoruz? Niye işte efendim bize zulmediliyor? Neden bizim işte e, asgari ücretlerimiz bu şekilde veriliyor? Birileri bir öğlen yemeğine, bir akşam yemeğine binlerce Türk lirası verirken biz neden 3 liralık, 5 liralık tost yemek zorunda kalıyoruz? Deme hakkına aslında sen sahip değilsin. Çünkü o zalimin varlığı senin zalimliğinden kaynaklanmakta. Allah diyor ki biz zalimleri zalimlere yönetici idareci yaparız. Sen de o zalimlerden bir tanesisin. Kimseyi kınamaya hakkın yok aslında. Kardeşler eğer biz zalimlere destek verirsek onların kanun çıkartmalarına Allah'ın şeriatını tebdil etmelerine Allah'ın şeriatına aykırı kanun koymalarına haramları meşrulaştırmalarına destek olursak el billah o zaman bizim başımıza zalimlerin gelmesinden başka bir şey beklemememiz gerekir. Şimdi Müslüman muvahitleri tenzih ediyorum. Toplum bunu yapmıyor mu ya? Toplum vermiş olduğu oylarla, sözlü veya fiili destekleriyle ya da her türlü onlara arka çıkmalarıyla destek olmuyor mu? Onları ayakta tutmuyor mu? İşte o zaman kızmayacaksın. Başına musibet geldiğinde bunu kendinden bileceksin. Burada bu bölümle alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Demek ki arkadaşlarımızın da idarecilerimizin de kötü olması ya da kötü arkadaş ve idarecilerimizin bizim başımızda bulunmasının sebebi temelde biziz. Biz günahkar olursak, zalim olursak, Allah'a, kullara ve nefsimize karşı günahlar işlemek suretiyle zulme saparsak Allah bizim başımıza zalimleri musallat eder bizim başımıza hayırlılar değil şerliler getirir. Ama biz düzgün olursak genel olarak söylüyorum fert fert düzgün olabilir bir insan. Mesela peygamberler de düzgün insanlardı ama onlar kafir ve zalim toplumlarda yaşadılar. Yani yönetimin zalim olması peygamberden mi kaynaklanıyor? Haşa. Fert bazında konuşmuyorum. Genel bazında konuşuyorum. Eğer genelimiz Allah muhafaza hayırlı insanlar olmazsa zulme günaha saparsa Allah hayırlılar değil şerleri başımıza getirir. Burada son bir nükteyle dersimizi bitireceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki unsur ehake zalimen ev mazlumen zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et. Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et. Subhanallah. Zalim olan kardeşime niye yardım edeceğim ben? Zalim def olsun gitsin. Niye yardım edeceğim? Rasulallah ne diyor? Yardım et. Zalim de olsa yardım et. Sahabe de böyle anlayamıyor bizim gibi. Yani nasıl zalime yardım edeceğiz? Diyor ki ya Resulallah haza mazlum nansuruhu şu mazlumdur. Mazluma yardım edelim de. fekeyfe nansuruz zalim Zalime nasıl yardım edeceğiz ya Resulallah? Sen yardım et diyorsun. Biz zalime nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu anlayamadık. Bize bir izah eder misin diyor. Allah Resulü de diyor ki kemnehu zulmi fe zalika nasruhu onun zulmüne engel olursun onu zulümden alıkoyarsın zulmüne dur dersin bu da ona yardım etmektir yani biz mazluma onun zulme uğradığı noktada yardım edeceğiz zalime de zulmüne engel olarak yardım edeceğiz İşte biz bunu yaparız zalim kardeşimize de mazlum kardeşimize de yardım etmiş oluruz bunu niye söyledim şimdi kardeşler biz Muahit Müslümanlar olarak Allah'ın şeriatını tebdil eden, şeriatın pak hükümleri dururken batının kokuşmuş kanunlarını getiren insanların bu ameliyeleriyle küfre girdiğine inanan insanlarız. Yani bunların sırf bu şeriatla hükmetmemeleri nedeniyle kafir olduklarını itikad eden insanlarız. Doğru mu? Şimdi burada bir farzı misal varsayım yapacağız. Kardeşim haydi Maide suresinin 45. ayet-i hareketle yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimdir. Ayeti kerimesinden hareketle bizi idare eden, demokrasiyle bizi yöneten, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen bu adamların zalim olduğunu varsayalım. Bakın farz edelim ki öyle. Biz öyle inanmıyoruz da hadi diyelim ki öyle. Sizin anlayışınıza göre ki bugün hangi sağ cenahtan partiye destek veren insanlara giderseniz gidin. Onlar da Bugünkü yöneticilerin sırf Allah'ın hükmüyle hükmetmedikleri için en asgari düzeyde zalim ve fasık olduklarını kabul ediyorlar. Sadece onların ihtilafı bunların küfre girip girmemesi noktasında, doğru mu? Şimdi diyelim ki sizin de kabul ettiğinize göre bu yöneticiler zalim. Kardeşim, ben zalime nasıl tavır alacağım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in biraz önceki hadisinden hareketle ben zalime yardım etmem lazım. Ama ona yapacağım yardım ona destek vererek mi olacak? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi onu engelleyerek mi olacak? Bakın diyelim ki bunlar zalim. Biz böyle dediğimiz zaman onlar bize karşı çıkıyorlar. Şimdi zalime ben oy vererek, destek vererek mi yardım etmeliyim? Yoksa ona karşı çıkarak mı? Onlarla beraber mi olmalıyım? Onların yanında mı durmalıyım? Yoksa karşılarında mı durmalıyım? Onlara alkış mı tutmalıyım? Yoksa karşılarına geçip Allah'tan korkun. Siz cehenneme gidiyorsunuz. Yaptığınız bu amel zulümdür. Zulüm ise kıyamet gününde zulümattır. Kesin cehenneme gidersiniz mi demeliyim? Hangisi? Ya peygamber sana diyor ki temna'uhu mine zulüm. Zalimin zulmüne engel olursun. Ona yardım böyle olur diyor. Sen ise zalime destek vererek, arka çıkarak onun zulmüne, despotluğuna, Allah'ın şeriatına karşı işlemiş olduğu cürümlerine ortak olarak yardımcı oluyorsun. Bu olur mu? O nedenle biz bu hadislerden, bu ayetlerden hareketle hiçbir şekilde zalimlere destek olmayacağız. Diyelim ki bu yöneticilerin Kafir değil de zalim olduğunu mu düşünüyoruz? Bakın faraza öyle mi düşünüyoruz? Biz öyle düşünmüyoruz da faraza öyle mi düşünüyoruz? Ee, o zaman onların zulmüne engel olacağız. Yine onlara destek vermeyeceğiz. Ama insanlar bugün bunu yanlış telakki ediyorlar. Bu zalimlerin zulmüne bizzat sözlü veya fiili olarak destek veriyorlar. Bu da o zulümden bir tanesidir. Böyle olunca da Allah o zalimleri bu zalimlere musallat ediyor o zalimleri bu zalimlere yönetici ve idareci yapıyor. Kardeşler, nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu toplum zalim olduğu için, çünkü Allah'a karşı zulüm işliyorlar, şirk koşuyorlar. İnsanlara karşı zulüm işliyorlar, toplumda her gün cinayetler, hırsızlıklar, gasplar vesaire kendilerine karşı zulüm işliyorlar. Haramın biri bin para yani bütün bunlarla bu toplum zulme sapmış. İşte bu toplum zulme saptığından dolayı Allah onlara yakışır, yaraşır tıpkı onlar gibi başka zalimleri idareci yapıyor, yönetici yapıyor. Ahlamaya, vahlamaya, oflay, puflamaya hiç gerek yok. Sen böyle olduğu için Allah bunları senin başına getiriyor. Sen zulme karşı dursan, zulmün en asgarisini bile kabul etmesen, sen bunlara Allah'ın senden istediği şekilde mücadele versen, bunlar senin başına gelebilir mi? Velev ki gelse zulmen gelir. Sen razı olmadığın için kurtulursun. Çünkü bir yerde zulüm var da Müslümanlar ona karşı durursa o zulme rıza göstermedikleri için zulme ortak olmuş sayılmazlar. Ama bir yerde zulüm yok fakat Müslümanlar ondan razıysa zulüm olmamasına rağmen onlar zulme ortak olmuş olurlar. Mesele rıza meselesidir. Toplum şu andaki gidişata razı olduğu için Allah tıpkı kendileri gibi zalimleri onlara musallat etmiş. Eğer biz bu gidişata razı olmazsak inşallah Rabbim bize temiz kendi hükmüyle hükmeden Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu takip eden, halifelerinin yolundan giden, sünnete bağlı tertemiz Müslüman yöneticiler nasip eder. Bu biraz bizimle to toplumumuzla alakalı bir durum. Rabbim inşallah bu toplumdaki hayırlı insanların sayısını artırsın ki başımıza da Allah'ın kitabıyla hükmeden hayırlı insanlar gelsin. Evet kardeşlerim bugün iki ayet kerimeyi işledik. Birincisi Enam suresinin 38. ayet kerimesi. Diğeri de yine aynı surenin 129. ayet kerimesi. İkisinde de hakikaten Müslümanlar için faydalı olan nükteler var. Birisi hadis inkarcılarıyla direkt alakalı. Diğeri de zalimlerle dost olma, zalimlerle arkadaş olma alakalı bizim için önemli iki tane ayet-i işledik. Rabbim inşallah faydalanan, nasiplenen, bunlardan hakkıyla istifade eden kullarından eylesin. Ve inşallah bu ayetlerde yaptığımız gibi bütün ayetlerde Kur'an'daki hikmetleri anlamayı bize kolaylaştırsın. Allah hepimizi Kur'an ehli Müslümanlardan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. حصانك في سيناء يشرب دمعه ويري عذاب الخيل اذ تتذكر ويبكيك صفصاف الشام ووردها ويبكيك زهر الغوطتين وتدمر